Sevgili dostlar, işte dünü böyle geçirdik. Bugüne eriştik. Erkan Tan'la Başkent'ten programında emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte bizi seyreden herkese iyi dileklerimizi iletiyoruz. Seyretmeyenlere de iletiyoruz. Canım, Erkan Tan'la Başkent'ten programında bugün de hayat var. Slogan bu. Şimdi ve burada. Bu programın sloganı bu. Efendim, Yusuf Bey var yayınımızda. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi. Yusuf Çelebi'nin devlete, millete sorduğu özel bir soru var. Özürlülerle ilgili çevre düzenlemeleri yapmanız konusunda size süre tanınmıştı. Kaç yıldır neredesiniz diyor. Doğru mu efendim? Sevgili Tan, kaç yıldır neredesiniz derken 15 yıldır özürlü evlatlarımız, özürlü kardeşlerimiz sokağa çıkma özgürlüğünü bekliyorlar. 1997, 2005, 2012. Evet. 15 yıldır neredesiniz diyorum. Öyle, bu 15 yıl nasıl başladı? Efendim? Hangi tarihte, ne olmuştu? 1997'de 572 kanun ve kararname çıktı. Tamam. 2005 tarihinde de yine 5378 sayılı özür esas çıktı. 2012 tarihe kadar çevre düzenlemesiyle ilgili de yerel yöneticilere, kamuya bu imkanı verdi. Özel sektöre bu süreyi verdi. Tamam, süre verdi yani. Ancak bu arkadaşlarımız 15 yıl yetmediği gibi bir yıl daha istediler. Bir yıl da onları kurtarmayacaktır. Aslında bizim korkumuz ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlarımız kendi felaketini hazırlıyor. Nasıl yani? Şimdi dün Samsun'da sel oldu. Tamam. Sinop'ta sel oldu. Aramıza özürler katıldı. Kazalar oldu. Halen nalet terörün ülkemizdeki süreci görüyorsunuz. Aramıza özürler katılıyor. Aslında bizim trafik var. Trafik kazaları var. Var. Biz onları savunuyoruz. Aramıza özürler katılıyor. Öyle mi? Biz diyoruz ki bize acımayın. Bizim için yapmayın. Kendiniz için yapın. Yarın siz eğer bize katılırsanız haklarınızı savunacak kimse olmayacak. Olmayacak. Öyle mi? Yani şimdi, o zaman şu anda televizyonu seyreden ama özürlü olmayanlara da bir çift lafınız var. O halde öyle mi? Evet. Sağlıklı birey şunu söylüyor. Değerli kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Biz sizin özürlü olmanızı dilemiyoruz. Ancak bizim haklarımızı değil, kendi haklarınızı savunuyorsunuz. Evet. Kendi için bir şey yapıyorsunuz. Bakın, trafik kazaları, afetler, yangınlar, depremler, evet, sel. Sel. Bunlar hepsi sağlıklı bireylerin özürlü olması için sebep olan faktörlerdir. Evet. Bu nedenle diyoruz ki 7 yıl değil, 15 yıl oldu, neredesiniz? Ey devlet, ey belediye başkanları, ey valiler, ey kaymakamlar. Siz her gün önünde geçtiğiniz binaların düzeltmediğini görmüyor musunuz? Ey milletvekililer, siz seçim politikaları yaparken, o evlere girerken, o evlerin düzenlenmediğini, özürlüğün ulaşamadığını, erişemediğini görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Öyle. Gördüyseniz. Peki, o zaman bize de söyle ey sağlıklı bireyler. Sen de yarın özürlü olabilirsin. Gördüyseniz. Sen görmüyor musun olmadığını bu işlerin? Öyle mi? Sayın Tanrı da dediği gibi sağlıklı bireyler, ey neredesiniz? Evet. Yani bunlar sizin evlatlarınız, çocuklarınız değil mi? Siz yarın onlara onlarla ilgili bir senetiniz mi var? Evet. Bu duruma gelmemek için bir senetiniz mi var? Biz şunu istiyoruz. Siz nasıl bu duruma geldiniz? Siz doğuştan görmüyor muydunuz Yusuf Bey? Sevgili Tan, ben daha önce kendi bölgemde, ben Güneydoğulu bir kardeşinizim. Arazime, köyüme, tarlama çok rahat giden bir arkadaşınızdım. Ancak son zamanlarda beyaz bastonu kullanıyorum. Ben şunu örnek vermek istiyorum. Özürlük sorunu hiç kimsenin sorunu ve sorumluluğu değildir. Toplumun sorunu ve sorumluluğu hepimizindir. Evet. Bireylerin değildir. Kimin ne zaman ne olacağı belli değildir. Biz diyoruz ki kimin ne zaman ne olacağı belli olmayacaksa ben de 25-26 yaşına kadar sizler gibi caddelerde, kaldırımlarda koşarak gidiyordum. Evet. Mantar taşları üstünde zıplayarak geçiyordum. Özürlü kardeşlerimi görürken onların nasıl takıldığını çok düşünmüyorum. Çünkü onlar gibi değildim. Onlar gibi değildi ki görme eksikliğim vardı ancak kendimi bu anlamda idare edebiliyordum. Şu anda bakıyorum o insanların bize ne kadar isyan ettiklerini dahi az oldu. Mesela nedir? Nedir isyanı? Nereye isyan ediyorlar? Ne olmayı? Bana göre isyanları Rabbime değildir. Bana göre onların isyanı insanlaradır. Diyor ki benim de senin gibi sokağa çıkma hakkım vardır. Benim de senin gibi bilgiye erişmek adına okula gitme hakkım vardır. Benim de senin gibi evime, çocuğuma ekmek götürme hakkım vardır. İstihdama hakkım vardır. Sen bu hakkımı gasp edemezsin. Evet. Bu hakkımı gasp ettiğin takdirde benim babalığımı, çocuklarımın babalığını sana alırsın diyor.
Çünkü şu anda gasp mı etti? Kim gasp ediyor? Hem gasp etmek şu valiler, kaymakamlar, belediye başkanları. Gasp şöyle anlamasın. Dediniz. İlla gaspın cimdeki parayı almak demek değildir. Benim eğer okula gitmeme engellerse, eğer benim istam etmeme ulaşabilmem çözülmediyse, çözülmediyse de işe gidemiyorsa, buna engelse bu bir gasp değil mi? Yani gasp demek acaba sizce cebindeki parayı almak mıdır? Evet. Ben gaspı farklı yorumlarım. Şimdi bütün bu işlemler için kendilerine zaman tanınan kamu görevlilerine bir yıl daha mı istiyor şimdi kamu? Şimdi bir yıl daha ben yalan değil. Sayın Başbakan'ın 3 tane genelgesi yayınlandı bu konuyla ilgili. 2005 tarihinde kesinlikle bu ulaşılabilirliği erişebilir çözünüz. Yerel yöneticiler bu genelgeyi bile dikkate almadığını görüyorum. Evet. Çok yazık, çok acı. Neden çok yazık, çok acı? Şimdi siz bir ülkenin başbakanının yayınlamış olduğu genelgeyi dikkate almadan bir süre daha istiyorsunuz hükümette ve muhalefette. Bir kere vicdan. Size 15 yıl vermişler. Evet. Siz 15 yıl yatmışsınız, bir yıl daha istiyorsunuz. Buyurun size bir yıl daha verdik. Bir yıl daha iş çözecek misiniz? Ben inanmıyorum. Ancak son çıkan yasa şunu getirdi. Bizim açımızda önemli sevgili Tan. Evet. Artık mahkeme... Torba yasadan mı bahsediyorsun? Evet. Gerçi o da çuvala dönmüş herhalde. Artık torba da değil çuval de. Çuval içinde yine buğday arıyoruz. Arıyor musunuz? Evet. O buğdayı kısmen yani, buldum. Yani neyi düzenleyeceklerdi ki? Sizin için düzenlenmeyen nedir? Bir anlatır mısınız bana? Bizim için düzenleyen nedir ve neyi düzenleyecek? Bu çok önemli. 15 yılı düzenlediklerini yapmadıkları için, evet, yapmadıkları için bizimle sanki alay edercesine sokağa çıkmamıza engel oldular. Bir yıl daha bu özürle sokağa çıkmasınlar diye yerel yöneticilerin baskılarıyla beraber Ayşe onu soruyor. Somut ne yani? Somut, ne son zamanlarda olmadı. Şunu istedik. Biz herkes gibi. Ya anladık, herkes gibi, onlar genel cümleler oraya, Yusuf Bey. Aynen katılıyorum, herkes gibi özgür olmak istedik. Bizim özgür olmamıza şimdiye kadar yerel yöneticiler bu izni vermedi. Biz bu nedenle... Hayır, neyi yapmadılar diyorum, anlamadınız sorunu galiba. Ne şimdi istiyorsunuz? Birisi, asansör mü istiyorsunuz? Eğimde çıkmak için kaldırmayı düzenleyemediler. Evet. Kamu binalarına girmek için çevre düzenlemesini yapmadılar. Ortopedik özürlü kardeşlerinizi evinde çıkmak adına rampaları yapmadılar. Asansörleri tekerlekli sandalyeye göre uyarlamadılar. İşitme engelli kardeşimin gerek bunu ibadet deyin, gerek bunu evet, sosyal faaliyet deyin, ne camiye ne meyhaneye. Öyle böyle. Hiçbir yere girmesine çözüm bulmadılar. Özürlüler ne camiye ne meyhaneye. İkisine de giremiyorlar öyle mi? Camiye de giremiyorlar meyhaneye de. Yani ibadet. Aa, bu güzel laf, bunu tuttum ben. İbadetini yapmak isteyen özürlü. Daha geçen hafta gerçekten hoşuma gitti. Eskişehir'de özürlere yönelik camiye girebilir dev ekranlarla işitme engellilere, işitme dili tercümanıyla diğer bireylere de ulaşabilir şekilde sağlamışlar. Ben diyorum ki yalnız Eskişehir'den camiye gideceğiz. Evet, doğru. Bu çok önemli. Yine yani bu kişisel hassasiyetler de gelişmiyor. Gündeme dönmek istiyorum. Evet. Ben şuna inanıyorum. 75 genel konular konuşmayın ama yani ne istiyorsunuz? 75 milyon insanın halen özürlüsünün farkında olmadığını görüyorum. Biz bu suçu yalnız belediyelerde görüyoruz da bu belediyelere oy veren bireyler nerede? Niçin bu hesabı bizim adımıza sormuyorlar? Yine hep Sayın Tan bize bu ekranları bahsedecek de biz gelip burada mı konuşacağız? Ben sana söyleyeyim, şimdi özürlü olmayanlar bizi zaplamıştır, onu sana söyleyeyim. Başka kanala geçmişler. Ne kadar zaplamış? Çünkü sabah sabah bu tatsız bir konu, onların morali bozan bir konu. Ben şunu söyleyeyim. Geçmişlerdir yani. Sağlam zaman geçmiştir bizi. Biz onların bize özür anlamda katılmasını istemiyoruz. Gönül anlamda bizimle olmasını istiyoruz. Ne kadar zaplasa zaplasınlar. Sanıyorum yarın onların torunlarından kendilerine birisi bizim gibi olursa, İnşallah olmaz. İnşallah evet, olmaz. Eyvah diyecekler ama artık eyvahın dönüşü yoktur. Dönüşü yoktur. Biz dönüşü olmayan yollara kimsenin girmesini istemiyoruz. Bütün millete laf söylediniz şimdi. Efendim, millet de suçlu diyorsunuz. Biz millet, hesap sormuyor diyorsunuz. Biz milletin bir parçası değil miyiz? Evet. Biz millet değil miyiz? Millet kim? Millet bensiz o. Eğer millet bensiz oysa o zaman herkes kendi görevini yapacak.
O zaman yerel üreticiler bir yıl daha süre istemezler. Söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani hesap soracak. Niye rampa yapmıyorsun öyle mi? Aynen. Ne hesabı soralım? Hadi millete bir görev ver buradan Yusuf Bey. Ne hesabı soralım? Nasıl işe davranalım? Bu konuya katılsın. Caddelerden bakacaksınız. Yol üstü arabalar park edilmiş. Kardeşim bu ne diyeceksiniz? İlla özür de beklemeyeceksiniz. Evet. Mantar taşları mı var? Bu ne diyeceksiniz? Kaldırım yüksekliği var. Bu ne? Binaya girmiyor. Bu ne biçim giriş arkadaş? Asansörle ortopedik özürlü kardeşimiz asansöre yanaşıyor. Asansörün büyüklüğü 75 santim. Evet. Tekerlekli sandalyenin genişliği 90 santim. Peki bu özürlü arkadaşımız size misafir gelmeyecek mi? Yani sizin misafir çevreniz yalnız sağlıklı bireylerden oluşur. Misafir severliğiniz bu mu ey millet? Böyle bakmak istiyorum ben. Evet. Şimdi ben yine uzatılmış olan bir yere gelmek istiyorum sevgili Tan, kusura bakmayın. Bir yıl süre tekrar Yüce Meclis yerel yöneticilere verdi. Tamam. Umarım. Tabii burada şu var yani bütün kamuya verdi. Yani mesela aynen, kamu aynen. Birimleri, kamu binaları kaymakamlara, yani. Valilere, özel sektöre, özel yani sektöre işte binası olan herkese çok, verdi bu görevi. Şu çok önemli. Şimdiye kadar kanun bu şeyi vermişti. Mahkemeye arkadaşlarımız gitmiyorlardı. Aslında kızıyorduk. Niye gitmiyorsunuz diye. Şu anda iki yönüyle elimiz güçlendi. Özürlü arkadaşlarımız, özürlü aileleri, özürlü dostları, evet. Özürler adına bireysel mahkemeye giden sağlıklı bireylere tavsiyem vardır. Şimdi şurada bir güzel bir yetki verdi bu son süredeki zaman. Bir yıl süre zarfında bu arkadaşlarımız çevre düzenlemesini, özürlerle ilgili bilgiye erişim, ulaşılabilirliği çözmedikleri takdirde özel sektöre 1000 ile 5000 ilk ceza, yılda 50.000'e kadar ceza yetkisi verir, ceza kesme hakkını verdi. Kamuya da 5000, 25000 ilk kesilen cezayla ilgili yılda 500.000 kadar bir ceza verdi. Bu cezayı kanunuyla beraber getir. Kanunda gelmeyen cezalar zor cezalardır. Şimdi kanunda gelen ceza olduğu için bu bireyler artık mahkemeye gitmeden dava açabiliyorlar. Dava paralarını, harç parasını yatırmadan komisyon gereken davayı, gereken cezayı veriyor. Davayı evet. Değil, cezayı veriyor. Ceza kesilen tarihten itibaren bir ay zarfına yatırmak zorunda. Tamam. Yılda en çok 500.000'dir. Ancak bu kanun şöyle bir haksızlık yaptı bana göre. Güzel bir kanun, güzel bir haksızlık. Küçük ilçelerle büyük illeri, metropol illeri, küçük illeri eşit tuttu. Şimdi 500.000 cezayı Batman'da, Hakkari'de kesebiliyorsun, Ankara'da kesebiliyorsun. Ankara'nın bütçesiyle Batman'ın, Adıyaman'ın bütçesi bir değildir. Böyle bu biraz bir haksızlık oldu ama kanunda gelen ceza olduğu için önemli bir ceza. Bir şey daha var. Özürlü kardeşlerimiz kanun uzatıldığı için mahkemeye gidemiyoruz gibi düşünmesinler. Bunu yerel yöneticiler de böyle düşünsün. Kanun şöyle ifade eder. 2005 tarihine kadar ki yapılara eyvallah. Burada iyi niyet vardır. Bu kanun uzatılmıştır. Bir yıl içerisinde bunu gereğini yapmaları için süre verilebilir ve devam edilir. Tamam. Ancak 2005'ten sonraki yapılan yapılaşmalarda ruhsatı veren de suçlu, alan da suçlu. 2005'ten sonra gerek otobüsler, minibüsler, gerek yapılan binalarla ilgili özürlü kardeşlerimiz dava açabilir ve açarlar. Kime bu, açacak? Efendim, kamuya mı? Tabii. Kamuya da özel sektörü de. Yalnız kamuya değil. Hem kamuya hem özel sektör. Yani 2005'ten sonraki süreçle alakalı davayı açabilirler. Hatta bu uzatma o davayı destekledi. Eğer bunu hukukçular iyi incelerlerse evet. O davayı destekledi ve bu davaya daha kolay kalır. Hatta bir şey davası sayın sevgili Tan. Hayır Bey. Kişiler kişi ya bırak işleri dava onlar geçmiş kardeşim ne davası ne cezası bu işi 15 yıldır yapmamış adamlar şimdi mi yapacaklar Yusuf Bey? Sevgili Tan kişide iyi niyet yoksa bu para da kişinin cebinde çıkmıyorsa 1 trilyon ceza verir. Evet. Ancak ben şuna inanıyorum. Devlet ise eğer ki ben devletin devlet olduğuna inanıyorum. Çünkü ben de devlet bireylerde oluşur. Ben de devletin bir parçasıyım.
aynı zamanda devlet adı, ben de sorgulamaya hak sahibim. Evet. Bugün eğer sevgili Tan bir birimin amiriyse, bu parayı ödemeye razı olursa, ancak devlet o bireyde geri rücu edebiliyor. Yani o para, onlar sanmasın ki devletin kasasına çıkacak, onlar orada rahat edecek. Evet. Değil. Devlet de onlarda rücu etmek zorunda. Rücu etmeyen devlet, devletliği terk etmiş anlamına gelir. Kardeşim, özürlülerin kendisi haklarını savunmuyor ki, ben niye uğraşayım demiş bir seyircimiz. Şimdi biraz haklı. Kişi haklı da olsa, siz özürlüye sokağa çıkma izni verdiniz mi? Özürlü ülke içindeki olan biteni görüyor mu? Pazara çıkabiliyor mu? Tiyatroya gidebiliyor mu? Okula gidebiliyor mu? Gereken eğitimi alabiliyor mu? Ya da hakkını savunmak için ekonomisine kavuşmuş mudur? Bunlar sorgulanmalı, öyle mi? Önce bunlar özürlü hakkına sahip çıkmıyor diyor ama önce kişinin hakkına sahip çıkabilmesi için sayhat özgürlüğü olacak, ekonomi özgürlüğü olacak, eğitim özgürlüğü olacak. Doğru. Değil mi? Süheyla Hanım bize demiş ki ceketinizin rengiyle ekran aydınlandı Erkan Bey demiş. Teşekkür ediyoruz Süheyla Hanım size. Sağ olun. Valla Erkan Bey'in ceketin rengiyle de gönlündeki içinde geçenlerin görüşleriyle ekran değil Türkiye aydınlandı. Eksik olma, çok teşekkür ederiz Yusuf Bey. Sen de çok şıksın bugün maşallah. Size Allah kıskandım. Size kıskandım. Televizyonda sizi izliyordum. Dedim Erkan Bey'in Erkan'dan daha yakışıklı olmasam çıkmayacağım o dedim. Öyle mi? Beni izleyebiliyor musun televizyondan? Nasıl yani? Şimdi sizi görenler sizi görmüyor. Ben sizi görüyorum zaman zaman. Zaman zaman nasıl görüyorsun Yusuf Bey? Sabah sabah ağır felsefe yapma bize. Şimdi alamıyoruz mesajları. Şimdi bakıp da kör olanlar çok. Bakın nerede bakıp da kör olanlar çok? Bir önce ne dedim? 7 yıl değil 15 yıl size verdiler. 15 yıl değil, Cumhuriyet'te bugüne kadar özürlü kardeşleriniz bir nevi cezaevinde kalırcasına evlerinde oturuyorlar. Şimdi devlette devamlılık var. Biz evet. Buradaki anlatırken ne şimdiki hükümetin, ne gelecektekilerinin, ne geçmektekilerinin. Biz genel konuşuyoruz. Evet. Siz Cumhuriyet'te bugüne kadar özürlüleri niye cezaevinde tuttunuz? Bu nedenle bu insanlar sizi televizyonda görmekle acaba sizi görüyorlar mı? Ben sizi görüyorum demek istedim ifade. Ben sizin yaptıklarınızı biliyorum. Bilmek ve görmek arasında çok fark yoktur bence. Peki efendim. Yani millete burada ağır bir görev verdiniz ama. Siz de niye hesap sormuyorsunuz dediniz. Sevgili Tan, biz milletin bir parçasıysak, millet caddede artık başımızı, saçımızı, sırtımızı okşamaz. Bizim gönlümüze girmek istiyorsa, bizi kendilerine biri kabul ediyorsa, haklarımızı ısrarla takip etsinler, onlarla beraber olmak istiyoruz. Bakın geçen yine sizin programınızda evde bakıma temas etmiştim. Evet. 2022'nin eksikliğinde ifade etmişim. Kısmen bu yasada o da var. Kısmen düzeltmiş. Düzeltenlere biz teşekkür ediyoruz. Evde bakım diyordum. Niye bakım diyordum? Hatta onlara şunu söylüyordum. Siz 70 yaşında olan, 60 yaşında olan, 50 yaşında olan arkadaşlarımız yaşlılık gereği bu evde bakıma ihtiyaç duyacaksınız. Allah korusun bir kaza neticesinde de bizden daha fazla siz ihtiyaç duyacaksınız. Biz madem ki doğuşta bugüne kadar bu çileyi çekiyorsun, artık belki çileğimize de alıştık. Siz de öyle de alıştık. Biz alıştık ama siz acı çekeceksiniz. Ama siz diyorsun. Acı çeker bu çileye alışamazsınız. Yani bu hepimizin sorunu. Sağlıklı, özürlü, öyle böyle herkesin sorunu bu. Bu nedenle bu evde bakım da çok önemli. Evet. Bence bu çevre düzenlemesiyle ilgili bir süreyi uzatmayla beraber cezayı meydeyle kanuna koyup da lehimize düşünen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bu konuda ilgili Sayın Bakan Hakkı Nimet'e bir cümle söyleyeyim, onu savunmuyor. Ya hangi bakan? Bir cümle söyleyeceğim, Fatma Şahin'e hakikaten evet. Doğru. Diyor ki ben de sivil toplumda biriyim diyor, sizinle eyleme varım diyor. Hakikaten bunu her zaman söylüyor, hoşuma da gidiyor. Doğru. Bu nedenle Sayın Bakan'ın bizim adımıza eyleme var olduğuna inanıyoruz. Çünkü bir yıldan daha fazla süre istediler. İlla 3 yıl süre dediler. Sayın Bakan şunu söyledi. Ya biz denizleri aşıyoruz. Okyanusları aşıyoruz. Irmaktan boğulacağız. Evet. Yeter dedi. Bu güzel bir ifadeydi. Ben de buna inanıyorum. Artık bir yıl yeter. Bu cezai meydanın da karnına koymasıyla beraber, STK'ların da orada yer almasıyla beraber artık diyor ki... Ya siz şimdi tamam onları anladık Yusuf Bey. Siz şimdi milletten ne istiyorsunuz? Yok, ne istiyorsunuz? Yok mecliste istediğiniz cümleyi söyleyeceğim. Ya bırak meclis kapandı. Çok meclis. Önemli. Efendim, duymuyor ki meclis. Hayır ben şuraya geldim. Cümleni tamamlamadım. Evde bir yıl uzatmayla yerel üreticilerin gönlünü okşadınız.
Umarım görevini yapar diyorum. Keşke kendi gönlünüzü okşasaydınız da bu evde bakım konusuyla ilgili bakım yasasını çıkarsaydınız. Bakım yasası. Dinlemiyor diyorum. Sen bak hala iddia ediyorsun. Ama efendim bakım yasası mı? Meclis dinlemiyor. Meclisin gündemi başka, milletin gündemi vallahi başka. Vallahi ben şuna inanıyorum. Dinlemeyen birey bu meclis olur, bu millet olur. Yarın bakım yasasına ihtiyaç duyduğu zaman keşke elim kırlaydı bunu bir önce yapsaydım der diye düşünüyorum. Peki millete hangi görevi yüklediniz? Neyin hesabını soracağız? Bir asansör var mı? Millete yüklediğim görevler oldukça açık. Söyleyin hemen. Özürlerle ilgili tanınan uzanan bir yılın çok önemi yoktur. 15 yıl süre verilmiştir. Yerel yöneticiler, kamu, yetkililer, özel sektör görevini yapmamıştır. Bu görevle beraber milletimizin bu görevlerin takibi olmasını istiyorum. Nasıl takip edeceğiz? Efendim doğal gaza gitmiyor mu? Evet. Oradaki rampayı görmüyor mu? Merdiveni görmüyor mu? Özürlü evrağı oraya çıkabiliyor mu? Ya da okula giriyor. Erişilebilirliğinin olmadığını. Halen annelerin omuzunda 70 kilo ağırlığında ortaokula giden evlatlarını görmüyor mu? Yine işitme engellerle ilgili mahkemelere düşen, karakollara düşen işitme engellilerin savcılara ifade veremediğini görmüyor mu? Neden bu tercümanların halen olmadığını, neden işitme engellerle ilgili erişilebilirliğinin halen çözülmediğini görmüyor mu? Yani illa bunları millete hatırlatmak gerek. Aslında millet kendi görevini biliyor. Yine asansörlerin 75-80 santim olduğunu, benim şu andaki oturduğum koltuğun yaklaşık genişliği 90-85 santim olduğunu, bu koltukla beraber asansöre binmem gerektiğini görmüyor mu? Yine binaya girerken merdivenlerden inme şansımın olmadığını. Daha geçen gün uzun bir süre değil, kapıya gittim. Buradaki dostlarım duysunlar, yerel yetkili de duysun. Tabii Nihat Bey tam karşında seni seyrediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve mühim adam CHP'de. 10 tane merdivende iniş yaptım. Tamam, ben görme engelli bir kardeşiniz olduğum için koluma girerseniz ben dünyanın her tarafına giderim. Tamam. Ancak orta medik özürlü arkadaşımla yapacak. Bu çok önemli. Nihat Bey buradaysa hemen söyleyeyim. Neden CHP'de özürlerle ilgili kardeşim birkaç milletvekili meclise taşımıyorsunuz? Neden bu hakları yalnız kendi ellerinizde tutuyorsunuz? Ya CHP kendisi zor giriyor meclise. Sağlam adam zor giriyor ya. 100 küsür milletvekili var. Bu yüzden onu da özürlü olsa ne olur yani? CHP çok mu çöktürür? Oyları almaz mı? Tamam peki, çok teşekkür ederiz Yusuf Bey. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Sevgili İyi günler dileriz size. Güzel bir nesil olsun. Sesini Türkiye'ye duyurdunuz. Sizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Reklamlardan sonra Yusuf Bey'in Sayın Nihat Matkap Bey'e yönelttiği soruyu da soracağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Matkap sizinle ve bizimle birlikte olacak. Memleket iyi idare edilmiyor diyorlar. Niye bunu diyorlar konuşacağız. Ardından da memleketi idare edenlerden misafirimiz var. Onunla da konuşacağız. Reklamların hemen ardından evinizdeyiz. Reklamlar da bizdendir. O da bize dahildir. Bize gösterdiğiniz ilgiyi reklamlara da göstermenizi diliyoruz. Faturasını kestik. Vergisi doğdu. Vergisini ödedik. Ekranlarınıza getirdik. Reklamların hemen ardından evinizdeyiz.